Teşekkür ederiz. Yaparken aynen bu şekilde yapıyoruz, tamam mı çocuklar? Basamakları yazarak. Şimdi deneyim ben bunu. Güzel. Aa, çok güzel oluyor. Çok güzel. Süper. Aa, yattım bile. Çok güzel. Toplarsak sonuç kaç olur? Evet. Bizden toplamalıyız. 12 toplamalıyız. Toplarsak diyor. Peki sayın. Toplayarak sonucu bulduk. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim çocuklarım. SM hastası Ela Nur'a bağışta bulundu. Ay tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok sevindim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Hepinizin adına ikinizi öpüyorum. Hepinizi öpüyorum çocuklarım. Toplayarak sonucu buldu. Ay çok teşekkür ederim. Sevgili öğretmenim Ayfe Ünal, 2 sınıfı öğrencileri sizin adınıza SMA hastası Ela Nur'a bağışta bulundu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani her sene hediyeler alıyoruz. Alırken mahcup oluyoruz. Almasak olmuyor, çocuklar üzülüyor. Alırsak içimizde hani sıkılıyoruz. Ama bu şekilde bir hediye o kadar güzel, o kadar duygusal, o kadar anlamlı ki benim için. Çok mutlu oldum. İnanın çok mutlu oldum. Velilerime çok teşekkür ediyorum. Cana can katmışlar ve bu olaya beni de vesile etmişler. Çok mutlu oldum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Paylaşmak güzel. Umarım bu çok güzel bir örnek olur ve bundan sonra bu farkındalık yaratır. Öğretmenlere özellikle böyle günlerde bu tarz hediyeler verilir. Ve bugün bizim günümüz çok anlamlı hale gelir. Damlaya damlaya göl olur. Biriktikçe çoğalır. Ve can olmaya, kan olmaya o çocuklarımıza devam ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ olasınız. Var olasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bu örneğin farklı bir heyecanı daha var hepimiz için. Çünkü çocuklarımız biz öğrendik derken semalı bir hastaya yardım ederek öğretmenlerine toplumsal duyarlılığı da öğrendiklerini, toplum içerisinde var olmanın ne kadar güzel olduğunu, en güzel mutluluğun vermekle olacağını, paylaşmakla olacağını, diğer gamlık duygusunun gelişerek olabileceğini de böylelikle bu sosyal sorumlulukta da aslında öğretmiş oluyorlar. Öğrendiklerini hepimize öğretiyorlar aslında. Belki de bir ihtiyaç sahibinin, bir hasta çocuğun, bir arkadaşlarının tedavisine yardımcı olarak hepimize bir mesaj veriyorlar. Hediye nasıl verilir? Mesajı veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum ben velilerimize, öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenimize. 7 yaşındayım. Biz öğretmenimize hediye almak yerine Öğretmenler Günü'nde SMA hastası olan Ela Nur'a bağış yaptık. İnşallah iyileşir, onun için dua edeceğim. Amin. Öğretmenler Günü hediyesinde SMA hastalığında Ela Nur'a bağışta bulunduk. Ve çok üzülüyorum onun için. İnşallah iyileşir. Amin. Ben SMA tip 1 ölümcül kas hastası Ela Nur Aydoğdu'nun annesiyim. Kampanyamız şu anda %6. Biz bir an önce kızımın kampanyasının %100 olup tedavisine ulaşmasını istiyoruz. Biz kızımı kaybetmek istemiyoruz. Ela Nur'umuzun tek hakkı Dubai'de kaldı. Dubai'deki tedavi hakkında da kilo kriteri var. Ela Nur'umuz şu anda 10 kiloda. Eğer kızım 3,5 kilo daha alırsa hiçbir ülkede, hiçbir yerde tedavi hakkı kalmıyor. Biz Ela Nur'umuzu kaybetmek istemiyoruz. Bize destek olun, bize yardım edin. Ela Nur'umuzun elinden tutun, ne olursunuz yardım edin. Biz kampanyamızı %100 yapalım.
Birlik olalım, beraber olalım. Buradan ayrıyetten de Amasya'daki Ayfer Ünal öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amasya'da Elanur'umuzun sesi oldu, sesini duyurdu. Buradan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun.